Merhaba. Sevgililer günün kutlu olsun. Böyle denk geldi. Ben de hiçbir şey hazırlamadım yani ne çekeceğiz, ne yapacağız, kartlar, onlar bunlar derken tarih söylenince tamam ya dedim. Yani benden daha iyi kim konuşabilir sevgililer hakkında? Yani tabii ki olacak bir sürü insan da ama kendime göre iyi bir yerdeyim. Şöyle ki aşığım, evet. Ve seneler, 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 senelerdir, 20 küsur sene diyelim, gerisini ortaya bırakıyorum. Tabii ki de inişler, çıkışlar, tökezlenmeler, uçuşlar, hepsi beraber. Benim dostum, can arkadaşım, sıkıştığımda güvenerek koşup danıştığım. O bana danışmıyor. Hani ben burada anlatıyorum bazı şeyler ama yani arada bir tabii ki ama ben genelde onun hem pratik kafasına çok güveniyorum hem de hiç yaktırmadığı bir derinliği var. Ona çok çok güveniyorum. Böyle hiçbir şeyi büyütmez. Ben mesela konuşmayı çok severim. O böyle iki kelime de tık 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 tık. Çok eğleniyorum. Hep beni çok güldürdü. En zor zamanlarda bile. Sevgilim, bazen parçalayacak gibi olmuşumdur zaman zaman. Çok yeni değil, daha eski. Aynı zamanda hep böyle, vav derdim böyle hiç çaktırmadan çok yakışıklı ya. Tamam. Neyse gibi 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 birbirimize tutunduk. Ve birbirimize tutunmanın dışında esas önemli olan bence bugüne dair, sevgililere dair, paylaşmaya dair kendi yollarımıza tutunduk. Biz Los Angeles'ta yaşadığımızda, hatta Los Angeles'a taşındıktan hemen bir süre sonra orada yaşayan ablam bizi dedi ki ya bir life coach gibi hani yaşam hocası gibi yoga asana hareket değil de daha genel anlamda fil adı sizi götürmek istiyorum dedi. Kendisi de gidiyordu. Biz de tamam okey gidelim. O gidiş o gidiş ve ondan sonra 5 sene civarında aşağı yukarı her pazar hemen hemen gittik filin evine. Böyle 10-12 kişi, kimi zaman daha azalıyor, kimi zaman biraz daha ama çok yoğun değil. Grupla dinledik. Ve her ayrılışımızdaki bir gelecek buluşma için bize pratikler verdi. Benim de esasında nereden nereye geçiyorum ama hep hocalığımda, eğitmenliğimde, paylaşımlarımda bana inanmayın. Gidin kendiniz pratik edin. Oradan karar verin dediğim kişi. Bir gün ben böyle gene bir şeyler olmuş. Bir terslik var. O buluşmamızdan sonra File dedim ki ya ben biraz kalabilir miyim? Seninle bir şey paylaşmak istiyorum, danışmak istiyorum. Peki dedi, kaldım. Ve ben böyle işte şöyle 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 şudur budur 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 bir takım şeyleri anlattım. O da bana beni güzel güzel dinledi. Tabii ki konuştu. Ancak çok öz bir paylaşım yaptı. Bir öğreti gibi. Hiç o zamana kadar böyle bir şey ne düşünmüştüm ne farkındalığım vardı. Ondan sonra da o gün aldım ve her şeyi çözdüm gibi değil. Tabii her şey yerine oturdu gibi değil. Ancak dedim ki okey ben bununla bir kalacağım. Hep hocamın da dediği gibi ben bununla bir kalacağım. Bakalım burada bir şey var. Burada değerli bir şey var. Öyle 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 ki o da şu. Böyle bir kağıt vardı. Kalemi. Ve üç tane çizgi çizdi. Bir çizgi. Ortaya çizgi. Ve dışarıya bir çizgi. Ve dedi ki bak dedi bu diyelim ki sağdaki çizgi senin çizgin. Soldaki çizgi Emir'in çizgisi.
Ortada da dedi ilişkinin çizgisi. O, bu nereye gidiyor? Siz eğer kendi çizginizde, kendi yolculuğunuzda sorumluluğunuzu alırsanız ve kendi gelişiminizi sürdürürseniz, ilişkinin de ortadaki çizginin de belki bir şansı olur. Belki de sizi bir araya getirdi, göreceklerinizi görüyorsunuz. Dolayısıyla yok olur gider. Çünkü onun için esasında o zaman gene açıklamıştı. Bir araya geliyoruz her ilişkide. İlle sevgililer ilişkisi değil. Birbirimize bir şeyler göstermek üzere, kendimizle ve anlamak üzere ve gelişmek üzere bir araya geliyoruz insanlarla. Genelde ilişkiler şunu şunu yapmıyor. Ben de öyle gitmiştim. Demiştim ki ya işte benden şöyle, işte o onu yapmıyor veya bunu farklı yapması lazım. İşte o zaman ben mutlu olacağım. Ben gerekeni yapıyorum ama o yapmıyor falan gibi gibi. Bu çok basit ancak hepimizin ilişkisinde var. Fel'in de demek istediği şuydu. Sevmediğin bir şey olduğu zaman sen kendine bakarsan, kendi gidişinin sorumluluğunu alırsan ve ben burada sıkışıyorsam, ben bunun değişmesini istiyorsam, o değişsin değil de ben ne yapabilirim? Yaşam bunu bana ne diye sunuyor acaba? Bu şekilde iki çizgi, iki varoluş da dönüşümünü sürdürürse, o zaman belki hani ilk başta daha birbirimizi bilmeden bile bir heyecan var, aşık oluyoruz, şu oluyor, bu oluyor, şu olur. Kendimiz biraz daha birbirimiz ortaya çıkmaya başlayınca zorlaşmaya başlıyor ya olay. Sen suçlamaları öyle değildir, böyle değil, benim doğrularımı bırakıp biraz dersen ki ya okey, ben burada neyi zorluyorum veya ben burada nenin esiriyim veya ben burada ne şart koyuyorum gibi gibi, o zaman ilişkinin de şansı olabilir. Ne diyeyim ki? Bu bana inanılmaz bir dönüşüm sundu. Ve sadece sevgilimle ilişkide değil ki o tabii büyük 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 varoluşumun çok büyük bir parçası. Oradan yogam, eğitimler, dersler, paylaşımlarım, bütün buradaki paylaşımlarım, hani bence bu böyle, sen ne dersin veya ben bunu bu şekilde araştırıyorum, sen de bir bak demelerimin esasında özü bu. Ve bunu da sevgililer gününde sunmak varmış. Çünkü eğer dersen ki ya sen değiş de gel veya sen bunu niye yapmıyorsun veya ben bunu böyle istiyorum, başka yolu yok. O zaman hem ilişkinin, hem yaşamının, hem mutluluğunun, hem sevginin sorumluluğunu bir başkasına vermiş oluyorsun. Dolayısıyla gücünü bir başkasına vermiş oluyorsun. Bunu ara ara işliyorum. Ancak bu benim tam idrak noktamda oldu ve bunu daha o zaman evet yoga, asana pratiklerim vardı ama gidiyordum öyle takılıyordum yani Los Angeles'ta. Ne bir eğitim, ne bir bunu böyle paylaşım halinde yapma. Ancak ilişkim vardı ve ilişkime girerken de kendime göre tabii ki eksikleri, tabii ki doğruları, yanlışları şimdi baktığımda birçok şey görüyorum annemle babamın. Ancak bir türlü o ilişkiyi bir türlü götürmüşlerdi. Dolayısıyla ben de diyordum ki ya tamam ben bu ilişkinin arkasındayım. Bu kararla girdim ve de bu kararla bir insanla bir araya geldim. Enteresan bir şekilde. Onun da kendi nedenleri vardır. Ve de yaşam hocamızla da böyle inanılmaz bir öğreti aldım. Ve tabii pratik, pratik, pratik. Dolayısıyla esasında sevgililer günü her gün.
Böyle gene böyle çok böyle klişe gibi ama değil. Çünkü nedir ki bir gün kutluyorsun, tatlı bir şey alıyorsun, çiçeklerle gidiyorsun, çikolatalarla şurada. Ertesi gün gümbür gümbür şakır şakır geçir tekrar birbirine. Pardon ama yani ben de yaptım. Hani. Ancak eğer bu idrakla her gün belki fazla ama arada bir dersen kendine ya çok şükür ya bu kadın bu adam benimle beraber ve öyle böyle bu yola baş koydu, kalbini koydu. Gel onu bugün hiç tahmin etmediğimiz gün bir yemeğe çıkarayım. Gel onun çok zorlandığı işi ben alayım bugün yapayım. Gel ona çok sevdim ya o çiçekleri kelelaka bir anda götüreyim, vereyim kucağına gibi gibi gibi. Yani ne kadar değerli o kişi hayatında. Tabii ki kendine, ilişkine verdiğin değerle de çok alakalı bu. Ama değişik değişik yerlere gitmeyeyim. Biliyorsun ki o kişi değerli. Biliyorsun ki sen onunla beraber o zamana kadar, onunla tanışana kadar ve sonrasındaki ilişki zamanına kadar yapmadığın şeyler yapmak istiyorsun. Farklı şeyler hissediyorsun. Dolayısıyla her gün kutla bunu. Her gün kutla. Ve bir tezatlaşma çıktığı zaman okey, kuskusacağını durdurmuyorsun hiçbir şeyi. Fakat bir böyle bir sakinliğe geldiğinde yahu al eline. Burada benim ne görmem lazım? Çünkü çok enteresan bir şeydir ki gene aynı hocam demişti ki çok enteresan. Enteresan enteresan devam ediyor. Sevgi için tek kişiye gerek var. Ne demek bu? Ne demek bu? Yani tabii ki beraber sevgi gibi. Ancak bir farkında kişi bir kendi hayatını sorumluluğunu almış kişi esasında sevgi dolu kişi. Dolayısıyla o bir diğeri için anlayışı gösterecek. Paspas olmak değil, bunu işlemiştim hatırlarsan. Tabii ki de değil. Ancak yeri geldiği zaman ya tamam ya ben şimdi biraz susayım. Ya veya canım ya evet ya senin tarafında görüyorum. Hani ben çok öyle düşünmesem de evet ya hissediyorum seni gibi gibi gibi. Sevgililer, ilişkiler çok değerli. Çok şükür. O değeri hissediyorsan da tabii ki de sevgililer gününde dilersen ve de o hissiyatı hissettiğin her gün ve anda bunu paylaşabilirsin. Benim biliyor musun böyle bir ilişkiden, böyle bir beraberlikten 3 tane oğlumuz oldu. Çok enteresan. Sanki hepsi farklı yönlerde. Tabii ki de bana da benziyorlar. Ancak Emir'i de çok görüyorum onlarda. Çok enteresan bir şekilde. Sanki bir veli nimet gibi. Yani sanki bana sunulmuş. Ancak o sunulanın üstünde de an be an çok şükür yaşamın desteğiyle, pratiğimle kalabildim. Ta gene seneler önce onu da bir küçük söyleyeyim. Oradan bitiririz. Gerisini sana bırakacağım. Böyle yeni işe başlamıştım daha yoga öncesinde. Böyle reklam ajansı falan. Arkadaşlar bir böyle kahve molasında konuşuyoruz işte falan evlenmek ister misin? Ya okey peki evlenirim bir gün gelince evlenirim falan. O zaman daha hiç Emir'i falan tanımıyorum zaten. Öyle de bir fikrim yok. Peki işte konuşuyoruz kızlar aramızda. Çocuk ister misin? Ha çocuk. Okey böyle çok da çocuk böyle hani orada onun çocuğunu böyle mıncıkla onu öp falan o tarzda olmadım ben kendi çocuklarım olana kadar. Çocuk ister misin?
Olur. Çünkü biz de üç kızdık. Dolayısıyla ne istersin peki dediler. Kızlardan sıkılmışım. Tabii ki. Üç tane oğlum olsun isterim dedim. Yani sen enteresanlığa bak. Seneler sonra ve de tekrardan Emir'le bir araya geldik, flört ettik, derken evlendik, derken işte Los Angeles'te yaşıyoruz, şu bu. Bir gün geldi, şunu hatırlıyorum. Gene böyle içimde ille hani çocuk olsun diye böyle bir ateş yanmıyor. Fakat bir şekilde herhalde bir konu, bir şey, nereden geldiğini bilmiyorum. Ama akşam böyle evde kendi başıma araştırmayı, şu dönüşümü hatırlıyorum. Dedim ki ya çocuğum olacaksa bu adamdan olacak. Enteresan. Kim belirliymiş? Kim neyi neyi söyletmiş? Yaşam mı yaptırmış? Ben mi irdeledim de bana sunmuş? Artık bilmiyorum. Ancak şansa beraber değilsin yanındakiyle. İlla ki birbirinize sunacaklarınız var ve sunuyorsunuz da zaten. Bunun farkında olup bunu kutlamak her daim mümkün olduğu kadar yaşamla beraber akmak şahane. Sevgililer günün kutlu olsun. Benim de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşeceğiz. Heyecanla tekrar bekliyorum bir daha.